Evet arkadaşlar, bugün size ısırgan suyundan bahsedeceğim. Isırganlar çıktığında bunları topluyoruz. Güzelce hava almayacak bir kovada ısıtıyoruz arkadaşlar. İçerisinde fermente olmasını bekliyoruz. Ta ki balsam dönemine kadar ya da yağmacılık dönemi başlayana kadar ısırgan suyuna dokunmuyoruz. Daha sonrasında balsam döneminde ya da öncesinde bölgenizdeki arıcılar, bilinçli ya da bilinçsiz arıcılar olması gerektiği gibi sağım yapmadığında arıları stresi sokuyorlar ve bu arılar da yağmacılığa meyilleniyor. Böylesi durumlarda yağmacılığı baskılamak adına kovan önü dışında sağına, soluna ve arkasına bu ısırgan suyunu kullanabiliriz. Çünkü çok ağır bir kokusu vardır. İçerideki balın kokusunu bastıracaktır arkadaşlar. Çok etkili. Ben 4-5 yıldır kullanıyorum. Çok memnunum. Onun dışında tazesinde biliyorsunuz varva dökümünde çıtalar üzerine koyarak da kullanabiliyoruz. Onunla da oldukça etkili. Çünkü asitik bir bitki. Ve varavanda asitik bitkilere ağırlıklı olarak hassasiyet gösteriyor. Yani o kovan daha çok barınmıyor. Buna değinmek istedim. Ne zamandır aklımdaydı. Şimdi görünce aklıma geldi. İlgilendirmek istedim. İyi günler.